Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Mart Pazartesi ABD Mahoning Valley yarışlarında 7 koşuluk bir program var. 7'li plasenin ilk ayağı 21.12'de bir şartlı koşuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistli bir koşu. 21.12'de start alıyor. Haysak ve 8 numaralı Master Ekro olmak üzere koşuda 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 25.900'lük bir şartlı koşu. Burada 2 numaralı Monolito Sonny Liston'la yer verdiğim ilk isim ve 7 numaralı Little Alex var. Little Alex Luis Batista ile start alacak. 31 binlik bir maiden koşuda 1200 metre kum pistte 1.12.43 yapmış ıslak zeminde. Monolito ise 1.11.01 yapmış normal zeminde 1200 metre kum pistte favori olduğu koşu 3 boy farklı aynı jokeyle. 2 numaralı Monolito öncelikli olmak üzere eğer 2 ismi yazacaksanız 7 numaralı Little Alex'i de ekleyebilirsiniz. Yedili plasenin ilk ayağında. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.40'da bir satış koşusuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir koşu. 5 numaralı Kamsi Ibadet'le başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 7500 dolarlık vasat bir satış koşusu 14.900 dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 5 numaralı Kamsi Ibadet Guilherme Rodriguez de start alıyor. Son startında 5000'lik bir satış koşusunu 5 boy farkla kazanıyor. 1600 metre tapeta pistte 1.38.49 derecesiyle. 1 numaralı Semih Çamtay, Sonny Liston'la şans verdiğim diğer bir isim. O da 1600 metre kum pistteki son startında, favori olduğu son startında 5000'lik bir satış koşusunu 5.5 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. 1.41.55 derecesiyle. 4 numaralı Born to be King, Luis Gonzalez'le şans verdiğim diğer bir isim. Son startında 1200 metre kum pistteki 6500'lük bir satış koşusunu 1.14.33'te yarım boy farkla kazanıyor. Aynı jokeyle iki isme daha yer vereceğiz. Burada 7 numaralı King Richie, Jeffrey Sanchez'le start alacak olan bir isim. Şartlı koşulardan bu koşuya geliyor. Ve son olarak 2 numaralı Ohari'ye Edgar Poker'la şans verdiğim diğer bir isim. 1670 ve 1600 metre kum pistteki kariyerindeki son 3 starttan ikisini 5000'lik ve 6500'lük satış koşularını boyun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. 1.46.03, 1670, 1600 ise 1.42.70 dereceleriyle. Geldik ikinci ayağa. İkinci ayak 3 kar İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 6 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 5000'lik bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 12.800 dolar olan. 4 numaralı Venetian Dream. Sonny Liston'la şans verdiğim ilk isim. Son 5 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 5000-12.500 gibi aralıklardaki satış koşullarında 1200, 1100, 1300 metre kum pistlerde. 2 numaralı Keyed on Top. Edgar Poker'la şans verdiğim diğer bir isim bu koşuda ve son olarak 5 numaralı Roskilde Luciano Hernandez'de şans verdiğim son isim 1100 metre kum pistteki bir önceki startında 5000'lik bir koşuda ikinciliği var. Geldik altılı gayenin 3. ayağına. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir şartlı koşu. 10 isim start alıyor. Günün en zor yarışı gibi gözüküyor. Koşu 25.900'luk bir şartlı koşu. 2 numaralı Scales of Justice'la başlayacağız. Jeffrey Sanchez'le start alacak olan 75.000 ve 25.000'lik şartlı satış koşularından bu koşuya geliyor. Uncle Mo yavrusu Jeffrey Sanchez'le start alacak olan 2 numaralı Scales of Justice. Bir önceki startında da bir stakes koşuda ya Black Type koşuda start almış 1700 metre tapeta pistte. 8 numaralı Escape Velocity Sonny Liston'la şans verdiğim ikinci isim. Daha sonra 5 numaralı Hipster Jose Bracho'yla şans verdiğim diğer bir isim. 1600 metre kum pistteki 25.900'lük bir şartlı koşuda ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan düzeltiyorum. 7 numaralı So Dialed In sonraki şans verdiğim isim Joey Martinez'ler. O da 1100 metre kum pistteki 25.900'lük bir şartlı koşuda ikinciliği var. 4 numaralı Shanghai Prince Guillermo Rodriguez'de şans verdiğim diğer bir isim. Öne çıkan bariz bir isim yok. O yüzden fazla isim yazdık buraya mecburen. 9 numaralı Spinster Road Charlie Oliveros'da ve son olarak da 3 numaralı
Bob's Calling, Angel Diaz'la şans verdiğim son isim. 1670 metre bir önceki kompisteki bir önceki 7500'lük satış koşusunu kazanıyor. İki boy farklı yaklaşık. Favori olduğu koşu son startında da 5000'lik bir satış koşusunda ikinciliği var. 1600 metre kompiste 3 numaralı Bob's Calling'in. Dördüncü ayak üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste bir koşu. Koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 40.900 dolarlık bir şartlı koşu. 7 numaralı Golden Money Angel Diaz'la start alıyor son startında. 40.900'lük bir şartlı koşuyu 1200 metre kompiste 1.10.99 derecesiyle burun farkıyla kazanmış. Aynı koşuda 3. olan 6 numaralı Over Ake Sonny Liston'la şans verdiğim diğer bir isim Golden Money'nin ardından üçüncülüğü var. Bir önceki startında ikinciliği var. 1200 metre kum pistte. Son olarak burada 5 numaralı Direct Deceit Fernando Salazbeke arayla şans verdiğim diğer bir isim. İki önceki startında bir Stakes koşuyu kazanıyor iki boy farkla. 1700 metre kum pistte. Bir önceki startında da 1200 metre kum pistte bir Black Type koşuda ikinciliği var. 5 numaralı Direct Deceit'in. Geldik 5. ayağa. 5. ayak yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste bir şartlı koşu. Koşuda 8 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 25.900'lük bir şartlı koşu. 5 numaralı Windy Lou Who ilk şans verdiğimiz isim 5. ayakta. Augustin Braco ile start alacak son startında. Eşdeğer bir koşuda ikinciliği var. 1670 metre kum pistte. 7 numaralı Blarney Girl Guillermo Rodriguez'le start alacak olan bir isim. 1600 metre tapeta pistteki son startını ki boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 15 binlik bir satış koşusu 1.38.45 derecesiyle. İki isim daha yazacağız burada. 1 numaralı Van Glamour's Gal, Jose Braco'yla şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak da 3 numaralı Jetting Pegasus, Sonny Liston'la da bu ayakta şans verdiğim bir isim. Geldik altılı ganyanın son ayağına. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir maiden satış koşusu. Koşuda 1 numaralı Tamiz Toy ve 8 numaralı Whiskey Helps Ekür olmak üzere toplam 8 isim start alıyor. Burada da Luis Rivera ile start alacak olan Dex Quire tek olarak önereceğim isim. Koşuya baktığımızda 10 bin dolarlık bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 17.700 dolar olan. Bugün koşunun maiden satış koşusu olduğu değerlendirilirse 31.800'lük ve 29.600'lük maiden koşulardan koşuya geliyor. 1200 metre kum pistte start almış son 6 startında. Bu grupta bugün Luis Rivera ile maiden'dan çıkar gibi gözüküyor. 7 numaralı Dex Quire. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com adlı web sitemizden faydalanabilirsiniz. Bu web sitesinde her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sitenin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim bilmeyen arkadaşlar için. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa
galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic. Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 5 numaralı Kamsi İbadet, 1 numaralı Semi Trump Day, 4 numaralı Born to be King, 7 numaralı King Richie ve 2 numaralı Ohari. İkinci ayak 4 numaralı Venetian Dream, 2 numaralı Kate on Top ve 5 numaralı Roskilde. Üçüncü ayak biraz karışık. 2 numaralı Scale of Justice, 8 numaralı Escape Velocity, 5 numaralı Hipster, 7 numaralı So Dialed In, 4 numaralı Shanghai Prince, 9 numaralı Spinster Road ve 3 numaralı Bob's Calling şans verdiğim isimler arasında. 4. ayak 7 numaralı Golden Money, 6 numaralı Over Ike ve 5 numaralı Direct Deceit. 5. ayak 5 numaralı Windley Luhu, 7 numaralı Blarney Girl, 1 numaralı Bangoramus Girl ve 3 numaralı Jetting Pegasus. Son ayakta da 7 numaralı Dex Choir tek olarak önereceğim isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum. Yarınki yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.